Kıymetli dostlar, Allah, vatan, millet için nöbetimizin son gecesinde şu anda Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nün yanındayız. Yanımızda İsmail Ağa Dergahı'nın güllerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız var. Hocam esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vatan Caddesi'nde vatanseverlere beraberiz. Allah razı olsun hocam. Hocam bu hain, aşağılık darbe teşebbüsüyle alakalı ne düşünüyorsunuz? O gece neler yaptık? Buyurun. Ben çok iyi şey düşünüyorum. Bu darbe sayesinde bu Haçlı seferlerinin tepemize çökmesi sebebiyle millet olarak birbirimizin farkına vardık. Vatanımızın farkına vardık. Kötü komşu insanı mal sahibi yapar derler. Vatanımızın, milletimizin kıymetini bildik. 20 küsür gündür gece gün batımından gün doğumuna kadar akrabalığımızın, komşuluğumuzun, vatandaşlığımızın tadını çıkartıyoruz. Bu büyük bir iş. 240 tane şehit verdik. Büyük bir iş. Bini aşkın yara verdik. Büyük bir iş. Bu sayede gerçek düşmanı tespit ettik. Kimlerin neler yapabileceğini gördük. Allah'ın yardımıyla az bir sıyrıkla kurtardık. Bundan sonra inşallah Allah'ın yardımıyla tam kurtarırız diye düşünüyorum. Siz ne yaptınız hocam darbe gecesi? Vallahi ondan dolayı hala üzgünüm. Çünkü ben yoldaydım. Araç kullanıyordum. Birileri yolda, hocam haberiniz var mı? Tanklar Boğaz Köprüsü'nü kesmiş. IŞİD terör örgütünün Türkiye çapında genel bir terör eylemi olacakmış. Tedbir alıyormuş dediler. Biz önemsemedik. Seyir devam etti. Son anda farkına vardık. O zaman da duanın gözüne asıldık. Ondan sonra da meydan nöbetlerinde canı veremedi ama sesimizi verince kadar da haykırdık. Zaten şu anda da şahidiz hocam. Saat 3. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Yanlış şunu görüyorum ben. Çürüklerle sağlamların tam ayrışacağı yer ahiret. Yasin İnna Sabel sayfasından Bismillahirrahmanirrahim. Vem tezül yevme yüvel mücrimun diyor Allah. Ey pislikler, adiler, çürükler, salihlerden, adam gibi adamdan ayrılın, canınız cehenneme diyor Allah. Türkiye'de Allah bunu gösterdi. Ey vatan haini şerefsizler, cenaze yıkanmayacak adamlar, köpek leşi gibi toprağa gömülecek, anasının reddettiği, evladının reddettiği, hanımının kabul etmediği, insan muamelesi görmeyecek insanlar, ayrılın şerefli milletten dedi. Ayrılın, Allah-u Teala Hazretleri haso milletle pasoyu ayırdı. Sağlamla çürüğü ayırdı. Dahası, daha önemlisi Allah-u Teala bu milletin görüntü kirliliğine bakarak dışa vurulan haberlere, ağzından çıkan sözlere, uygun olmayan icraatına bakarak bu milletten işkeç diye mühür basanlara Allah bu milletin paslanmış bir çelik olduğunu zımpara alınca çeliklerin üstüne hücum ettiğini gösterdi. Bu milletin çelik yapısını gösterdi. Dahası yüreğinin gerçekten böyle bir vatan aşkıyla yandığını fakat üstü küllendiği için ateş biraz bekleyince alttaki koru korur, külle korur. Allah 15 Temmuz'da bir üfürdü kora, bir üfürdü. Milletin düşman yakan, dostu ısıtan bir yüreğini ortaya koydu. Daha ne diyeyim? Bu iş bizim hayrımızadır. Bu işte bir hayır yok. Sayısız hayır var. Bu iş Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı. Nasıl bu millet? Akdeniz'de Yunan'ı dökmüşse, okyanusta da baş yılanı döktü denize. Daha da dökecek inşallah. Bu kadar. Peki hocam bu hainlerden gebermeyenler, şu anda tutuklananlar, gözaltında olanlar var. Siz bir hoca efendi olarak nasıl bir ceza verilmesini büyüklere tavsiye edersiniz? Yine de ben olanın heyecanından çıkarak sakin bir kafa ve yürekle düşünmek istiyorum. İşin proje mimarları, beyin takımı, Kur'an ifadesiyle fekatilu eyyimmetel küfri, küfrün liderlerini bitirin diyor Allah. Köklerini kazıyın. Beyin, beyin. Ama beyin alınmış olanları, kandırılmışların hidayetini isterim Allah'tan. O beynin, proje mimarlarının, Allah beyinlerini dağıtsın. Ocaklarına normal fiziki bildiğimiz ateşi düşürsün.
Öbürler hakkında Allah hidayet etsin, tam teşekküllü tövbe nasip etsin. Ben bu olay sebebiyle diğer kardeşlerim gibi vallahi milletimi daha çok sevdim. Bir, iki, vatanımı daha çok sevdim. Bana böyle bir sevgiyi, böyle bir milletin kaynaşmasını sağlayan bir olaya nasıl kötü bir olay derim. Bunda hayır var. Düşmanımız olmasaydı gazi olamazdık, şehit olamazdık. Düşmanımız olmasaydı diğer düşmanları yıldıracak böyle bir destan yazamazdık. İçimizdeki hainleri Yenikapı'da 5 milyon insanla, muhalefetiyle, iktidarıyla, askeri erkanla ve farklı inanış adreslerinin liderleriyle bir birlik vücuda getirerek içimizdeki kaynayan kazanları, yanardağlarını bastırıp düşmanları ürkülemezdik. Bu olay bizim çok çok hayrımız olmuştur. Olacak da inşallah. 5 Temmuz ikinci kurtuluş harekatımızdır. Kurtuluş ümmete, millete, bu güzel yurdumuza, alem İslam mübarek olsun. Allah bundan sonra, bundan güzel ders çıkartarak Allah'ımızın kıymetini şirksiz bir ibadetle bilmek, Peygamberimizin kıymetini ona sarmaş gibi sarılarak sünnetini ittiba ile kıymetini bilmek, milletimizin de yüzüne ve arkasına, ölüsüne dirisine samimi olarak onların kıymetini bilmek, bu vatanın da inşallah cennetten kesmiş, Allah yapıştırmış dünyaya, buyurun demiş, geçici bir cennet size. Bu vatanımızın kıymetini bundan sonra daha iyi bilmek nasip etsin. Biz bu harekette uyandık. Artık uyan devi uyandırdılar. Bundan sonra gözümüz uyuyacak. Peygamber dediği gibi, biz peygamberler diyor, gözümüz kapanır, kalbimiz kapanmaz. Bu milletin inşallah gözü de açıldı, gönlü de açıldı, daha da açılsın inşallah. Allah milletimizin, ümmeti Muhammed'in halini, geleceğini, ahirini, akıbetini hayretsin. Amin. Hocam şimdi hep konuşmanızda birlik, beraberlikten, güzellikten bahsettiniz. Gerçekten şimdi ben şahsım Karadeniz'de olduğum için... İdam isterim, onu mu demek istiyorsun? Yok hocam. İdam da yetmez. Yok, ben artık insanlara çok farklı bakıyorum hocam. Evvelden trafikte şöyle bir hırgür çıksa da dalsam diyordum. Şimdi acıyorum insanlara ya. Şimdi affetsem diyorsun. Yani size ben hocam haddim olmayarak bir hemen bir mevzu anlatayım. Çünkü sizin hitap ettiğiniz yerler bizden daha fazla. Biz hemen hemen 25-30 gündür sokak sokak röportaj yapıyoruz. Bize Kısıklı'da bir arkadaş geldi. Biz dedi Kadıköy'de meyhanede içiyorduk. O esnada bu tankları falan gösterince sarhoşun bir tanesi ayağa kalktı. Ulan dedi dışarıda dedi darbe oluyor, siz burada içiyorsunuz. Hadi dedi dışarı. Hep beraber çıktık. Boğaz Köprüsü'nde ilk vurulan 10 kişi bizim arkadaşımızdır. 3 tanesi ağır yaralandı. Ağır yaralandı. Bir tanesi vallahi billahi tallahi la ilahe illallah diyerek şehit oldu dedi hocam. Ya bundan güzel bir şey olur mu hocam? Kardeş mübarek peygamberimizin Hanzala isimli sahabesi acil bir hücum borusu çaldığı için yıkanamadan savaşa gitti. Ve Gasilül Meleke, meleklerin yıkadığı kişi olaraktan tarihe geçti. Adam yıkanması gerektiği halde, ayılmadan sarhoş olduğu halde imanı varsa şehit olabilir. Bunda bir sorun yok. Allah razı olsun hocam. Hatta bu malum Aydın Doğan grubunun her ne kadar yayın politikasını beğenmesek de malum bir kanalı Bağcılar'ın Balicileri tarafından kurtarıldı. Bu milletin Balicisi destan yazıyor. Sarhoş'u destan yazıyor. Ayı evliyası evelallah. Uzaya zıplatır, tamam. Hocam kapatırken son kez ne söylemek istersiniz? Buyurun. Allah'ımı seviyorum. İbadetime devam ediyorum. Peygamberimi seviyorum. Sünnetlerine sarılıyorum. Müminleri seviyorum. Kardeşliğimi yapıyorum. Milletimi seviyorum. Vatanımı seviyorum. Canım da kurban olsun diyorum. Hepimize böyle demesini istiyorum. Daha ne diyeyim? O zaman biz böyle... Ölümden öteye cennet var. Daha ne istiyorsun? Ölümden öteye cennet var. Firdevs var. Meyva var. Adin var. Ala var. 124 bin peygamberin imzaladığı İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un, Kur'an'ın imzaladığı imanla ölen, Allah'ın yolunda ölene cennet var. Vurun tekmeyi dünyaya, verin elini cennet diyeyim. O kadar.
ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim.